pazara gidiyorum. Ya hadi siz geçin içeri de. Mustafa. Buyur baba. Oğlum sana zahmet. Beni medreseye bırakıver be. Olur babam, bırakırım. Nerede? Hadi göz. Gösterince içeri oğlum. Buyur baba. Mustafa. Heh. Beni de pazardan bırakıver. Kızım annem gidiyor işte ya. Yaz ona ne gerekse alsın ha. Ne diyor? O güya dedi bir şey. Benim alacağımla onun alacağı bir mi? İyi haydi. Buyur babam, buyur. Buyur. Geç sen, geç. Geç. Tahir. Benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle Nefes. Şimdi biz yayla evindeyken sen buraya Yiğit'in kazağını almaya geldin ya. İşte o zaman Vedat geldi. Bir dakika. Uyut ben yokken yayla evine mi geldi? Dedi ki Yiğit'i bu akşam alıp gideceğim dedi. Bu akşam. İnşallah. İnşallah. Allah öyle bir şey yapmaya eldenir de ben de onun tepesine binerim inşallah. Bir dakika. O kadar zaman geçti, sen bunu bana niye söylemedin Nefes? Çünkü seçimini yap dedi. Ya Yiğit ya Tahir dedi. Aferin. Sen de seçim yapmakla meşguldün. Aferin Nefes. Tahir. Tahir. Tahir, özür dilerim. Özür dilerim. Ben sana söylemeye çalıştım. Ya kafam allak bullak. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bile bilmiyorum. Benim delirdiğim ne sen bilmiyor musun Nefes? Ben inansam ki başka yolu yok ya Yiğit ya ben. Ben kendi ellerimle götürürüm seni Yiğit'e. Çünkü sen bir anasın. O senin oğlun. Ben elin oğluyum. Abim bana mermi sıktı, mermi. Benim umurumda olmadı. Niye? Çünkü o evladını korumak istedi. Anlıyor musun beni Nefes? Şimdi Vedat şerefsizinin Yiğit'i götürüp götürmeyeceğini konuşmayırız burada. Senin Yiğit mi, Tahir mi konuşmayırız. Beni yıkan, beni kıran şey Nefes, senin bunu bana söylememen. Benden bir şey saklaman. Bu mu ola bizim sözümüz? Ayva, özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Ama ben korktum. Ya her seferinde Vedat'ın bir şey yapıp bundan sıyrılmasından bıktım. Korktum, anlıyor musun? Korktum. Yiğit gibi yapacaktın o zaman. Çok korkaysan gelip bana sarılacaktın. Hayır. Götüremez değil mi? Hiçbir yere götüremez oğlumuzu. Peki ne yapacağız? Ara Uyut'u. Ben kararımı verdim. Geliyorum da. Sonra? Ben takipte olacağım. Şehir dışına çıkar çıkmaz ayrılmanın bir yolunu bul. Çocuğu kaçırmış olacak. Biz de Ali ile tepesine çökeceğiz. Anca böyle alırız Yiğit'i Nefes. Alo. Ben düşündüm. Sonuç? Haklısın. Ben Yiğit'siz yaşayamam. Yiğit için seninle gidişimi Tahir de anlar. Evladını seçtiler. Doğru karar verdin Nefes. Bir anneye yakışan da budur zaten. Defolup gitti. Dönmeyecek. Çünkü seni sevmiyor. Sevseydi terk eder miydi hiç? Hangi anne çocuğunu bırakıp da gider ki? Demek ki seni sevmiyor. Seni tebrik ediyorum. Ayrıca takdir de ediyorum karıcığım.
Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Ben oğlumun annesi olarak geliyorum. Nefes olarak geliyorum. Tahir'in karısı olarak geliyorum. Anladın mı? Zaman her şeyin ilacıdır Nefes. O da geçer. Akşam 8'de evimizde oğlumuzla seni bekliyor olacağım. Görüşmek üzere. Ne diyor it? Akşam 8'de evdeymiş. Güzel. Çok güzel. Dışarıda galiba araba sesleri geliyordu. Ben bir Nazar'ı arayayım.